Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz diyorum. Bu videoda sizlerle birlikte birazcık konuşmak istiyorum. Arkadaşlar şimdi bu videomuzun konusu biraz değişik. Bugün video çekemedim. Dışarıdaydım bayağı bir süre. Daha sonra da geldim de yorgundum. Video çekemedim, kusura bakmayın. Bugün biraz Uruk Blade'de takıldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 9 tane MS kastım. Genie ile kastım bunları arkadaşlar. Ara ara baktım, üstümü boşalttım falan. Bu arada bankada 2 GB paramız kaldı. Gördüğünüz gibi 7 shell set aldım arkadaşlar. Çara bundan sonra çaramızı sorarsanız bu şekilde yani. 7 shell set, 7 eagle eye. Shell'lerin fiyatını bilmek isteyenler için 33-35 M arası tanesi arkadaşlar. Ortalama 33 M falan geliyor. Yani set almak istiyorsanız 165 M'i, minimum 160 M'i, buydal alırsanız 160 M. 160 M'i gözden çıkarmanız gerekiyor. Bir old takımı daha tamamladım. Earth Metal Silver yaptım. Buradan defans, buradan da dex almak amaçlı yaptım bunu. Böyle bir kombin güzel oluyor. Aslında aynı takıyı takmamak lazım. Mesela buraya Elfring takıyorsam buraya Kekuri takmam lazım yani ama bu şekilde yaptık artık. Olduğu kadar. Şimdi arkadaşlar 9 tane MS'ye gireceğim bugün. Başlayacağım MS'lere. Bakalım MS droplarından ne alacağız? Bir 9 tane MS videosu olsun bu artık. Bugünlük bu şekilde olsun. Çünkü günümün çoğu pazarda ve dediğim gibi dışarıda geçti. Yani Night Online'da, pazarda, Uruk Blade'de ve o şekilde geçti arkadaşlar. Başlayalım. Bakalım MS'lerimizden 9 tane MS'den ne alacağız? Evet arkadaşlar, 9 MS'den çıktım. Şimdi bugünkü aktivitem şöyleydi. Hani MS'lere gireceğim, Draki'ye gireceğim, JRFT gireceğim, çıkacağım. Bu kadardı. Ben de bugün o zaman böyle bir farm günlüğü gibi olsun. Hani böyle karışık bir video olsun. Öyle bir şey istiyordunuz zaten. Düşündüm monsterların içinde, MS'lerin içinde. Arkadaşlar 5 tane takı aldık. Şu ve şu kırmalık gibi duruyor. Diğerleri, hatta imiri bile kırabiliriz. Şu ikisi satılır, para eder. Ama bunlar çöp. Bu arada 5, 9'da 1, 2, 3, 4, 5 tane aldık. İyi. Arkadaşlar bakın, burada mühim olan bir şey de %52 oldum. Gördünüz mü? Yani sadece 9 MS ile %52 oldum. Bu arada X kağıdı basmadan sakın MS'ye girmeyin. Benden size tavsiye. Şimdi şunları bir kıralım bakalım. Bunlardan iyi bir şey alırsak. İmir falan para etmiyor arkadaşlar server'da pek. Bir tane. Ya kırmak, şansını denemek daha mantıklı oluyor. Zaten bana bir tane atar genellikle. 3 tane aldık, sıkıntı yok. Zaten çöp takı arkadaşlar. Uğraşmaya değmez yani. Pazarda yer tutar boş boşuna. Para edecek olanlar Skeletonlu Elemental. Bunlar para eder arkadaşlar. Şimdi şöyle kastıklarımı Magicback'ime atıyorum. Şimdi kastıklarımı. Üzerine arkadaşlar şimdi FT vakti yaklaşıyor. FT'ye gireceğim. Bakın bunlar da gelen çöpler MS'de. Bütün mobları kestiğimiz için pot parasını fazlasıyla çıkardı. 150'şer potla girdim. 2.8M artı bunlar geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı iyi. Şimdi bakalım FT'ye girmeye çalışacağım. Umarım iyi tıklarsam gireceğim. Ondan sonra JR'ye gireceğim. Ondan sonra Draki'ye gireceğim. Bakalım günlük karım ne kadar olacak arkadaşlar. Devam edelim. Arkadaşlar FT'ye giremedik maalesef. Olmadı. Canımız sağ olsun. Şimdi buradan görevimizi alalım. Bu görev, bir de hangisini alıyorduk? Bunu. İki tane görevimizi alalım. Günlük görevler arkadaşlar bunlar. Draki'ye girerken alınıyor. Şimdi bakın Draki'ye de gireceğim bir tur. JR'ye daha var çünkü, daha nereden baksanız 38 dakika var. Bakın arkadaşlar, Draki'ye girerken mutlaka en aşağıdan başlayın. Her zaman tavsiyemdir. Drop almanız açısından, DC premiumunuz varsa özellikle, drop almanız açısından en aşağıdan başlamanızı tavsiye ederim. Şimdi birlikte Draki'yi yapalım. Bakalım Draki'den kaç tane item alacağız, ne alacağız, ne edeceğiz. %52 girdik. Bakalım yüzde kaç çıkacağız. XP kağıdımız varken hazır, boşa gitmesin. Draki'ye girelim arkadaşlar. JR'ye gireceğiz. Ondan sonra JR eğer erken biterse FT'ye, oradan ay FT demiş, BDV'ye, yani 11 akşam 11 BDV'sine girmeye çalışacağız. Ama eğer JR uzarsa ona girmek mümkün değil tabii ki.
En aşağıdan başlıyorum. Bütün kutulara bakıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde drakileri arkadaşlar. Girin sona kadar gitmeye çalışacağım. Ölüyorum genellikle sona kadar giderken ama bakalım bu sefer gitmeye çalışacağım. Hazır şaset yapmışken. Bu arada arkadaşlar bunlar size 20 tane olduğu zaman Draki Box veriyor. Bilginiz olsun. Yani bunları da biriktirin. Bazen canavarların içinden atıyor. Bazen sonra geldiğinizde atıyor. Bunların hepsi önemli. Drakiler ve MS'lere günlük girdiğiniz zaman zaten premiumunuz olmasa bile kendiliğinden level kasacaksınız. Bana diyorsunuz ne kadar hızlı işte abi level kastın. Nerede kasıyorsun? Şöyle böyle. Bir yerde falan kasmıyorum arkadaşlar. Sadece Monster Stone giriyorum. Ve gördüğünüz gibi sadece Draki'ye giriyorum. AP bana göre zaman ve para kaybı yani. Eğer tabii ki makronuz varsa, makroya bırakacaksanız çarı, o şekilde kasacaksa kaçak göçek, AP mantıklı ama makronuz yoksa benim gibi, cini kullanıyorsanız yani cini masrafınız varsa bence mantıksız arkadaşlar. Neyse fazla uzatmayalım. Hadi devam edelim. Arkadaşlar ilk Weapon Breaker'ımızı aldık. Bir tane de şel almıştık. Devam ediyoruz. Arkadaşlar ilk MS'den çıktım şu an. Gördüğünüz gibi %58'im. Daha iki tane daha MS demişim ya Draki. Ve ilk Draki'den bir tane Shell, bir tane de Weapon Breaker aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın daha iki tane girme limitimiz var. Bunlara da gireceğiz daha. Şimdi önce bir JR'ye kayalım. Bakalım JR'de neler olacak. Evet arkadaşlar JR'deyiz. Gördüğünüz gibi bir tane Green Gem aldık. Priest'imiz yok şansımıza. Savaşıyoruz bakalım neler olacak JR'de. Arkadaşlar JR'de bir Green Gem daha aldık. Hadi bakalım devam ediyoruz. Arkadaşlar karşıda PK'ya kaldık. İki tane Priest var karşıda. Bizim Priest'imiz olmadığı için. Şimdi hemen Alt-F4 çekip BDV'ye gireceğiz. 11 BDV'si akşam. Ona girmemiz lazım. Hemen Alt-F4 çekelim. Evet arkadaşlar boş BDV'ye girdim Sirius 2'de. Buradan kırmızı kutu alacağız. JR'den de 2 tane green almıştık. Ondan sonra 2 Draki daha gireceğim arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere Drakilere girelim 2 tane daha. Bu da zaten kesinlikle kutum gelecek. Arkadaşlar günlük 3 kere Draki girebiliyorsunuz bu arada. Şu an ikincisinin içindeyim ben. Gördüğünüz gibi bakalım. Bu arada DC flash basalım da. DC flashlarımızı basalım bakalım buradan ne droplar alacağız. Evet arkadaşlar şimdi ikinci Draki'den de çıktım. İkinci Draki'den herhangi bir drop alamadık arkadaşlar. Hızlı bir şekilde 3. Draki'ye gireceğiz. Bakalım 3. Draki'de bizi neler bekliyor olacak. Arkadaşlar bir Weapon Breaker daha alıyoruz. Alamadık aman. Bazen böyle alamayacağım diye korkuyorum. Neyse devam edelim. Son Draki'miz zaten. %64'üz. 2 Weapon Breaker'ımız oldu. Bir tane shell attı. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar günlük droplarımızı aldık. Son Draki'den de çıktım arkadaşlar. Onda bir tane Weapon Breaker, bir tane de Commander Badge aldık. Şimdi şu üstümüzü bir şuraya koyalım. Arkadaşlar şu günlük görevlerimizi teslim etmeyi unutmayalım. Bunlar baya güzel. Yani az çok 10 milyona yakın XP veriyor. Bunlar biriktirmiyorum bunları. İşime yaramıyor açıkçası. Onlarla da arkadaşlar normalde Draki shell'leri alınıyor. Bir ara alırız onları da. Şimdi iki tane shell'imiz çıktı Draki'den. Onları kırdıralım bir gidip. Madem öyle. Bir kırdıralım arkadaşlar. Belki dekorasyon alırız. İki tanesinden hiç sanmıyorum ama. Arkadaşlar şimdi genel olarak bir yolda hesap yapalım. Bakın bugün doğru düzgün oynamadım. Sadece 9 MS girdim. İşte bir saat onlara gitti desek arkadaşlar. Şimdi kaosa falan girmeyeceğim. Uyuyacağım biraz da. Yorgunum çünkü. Şimdi
Şunlar arkadaşlar 2W pawn breaker 4M diyorum arkadaşlar ikisine. İkişer M'den. Şunlara 1M, şuna da 1M, şunlara da 1M desem arkadaşlar. Şuranın hepsi 1M yani. 3, 4, 5, 6M gem ve kutu tozlar. Eder arkadaşlar 10M. Şunları da bilmiyorum fiyatları ne ama 3M'den saysak arkadaşlar 16M. Yani benim günlük ölü kastığım para arkadaşlar. Buradan da şansımıza ne gelir bilmiyorum ama bir şey gelmez büyük ihtimal. Bu şansla bize hiçbir şey gelmedi. Neyse kırmızı toz geldi bari. Bu para ediyor biraz. Yani arkadaşlar en ölü şekilde bu şekilde kasıyorum. Benim için önemli olan bu arada kastığım para değildi. Bakın %25'tim, %70 oldum 75 level. Ben nasıl level kasacağım diyen arkadaşlar çok fazla oluyor. Bakın bu şekilde level kasacaksınız. Başka türlü level kasamazsınız arkadaşlar. Bol bol farm yapacaksınız. Magic Pack'inize MS'lerinizi dolduracaksınız. MS'lerinize gireceksiniz. Ondan sonra Draki'nize her gün düzenli bir şekilde gireceksiniz. Draki görevlerini teslim edeceksiniz. Zaten kendiliğinden XP kasıyor çar. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bu en ölüsü arkadaşlar neredeyse. Yani JR'yi kazanabilirdim. Daha güzel lore droplar alabilirdim. Olmadı ama. 2 tane weapon breaker aldım sadece. Bazen 4-5 aldığım oluyor arkadaşlar. Belli olmuyor yani. Tamamen şans bu arada. Sağ olasın. Sen nasılsın? Bu arada Friends arkadaşıma Most Wanted'a White Guard'ına selamlar yolluyorum. Buradan arkadaşlar videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu benim için gerçekten kanalın gelişimi için acayip derecede önemli. 7 çel set yorumlarınızı bekliyorum. Ama bu yorumlarda lütfen şuna dikkat edin. Abi işte günlük görev yapıp mitril set listeydin diyen çok fazla arkadaş olacak. Arkadaşlar günlük görevlerle uğraşmak istemiyorum. Farmdan ayrılmak istemiyorum. Bir de bunlar artı 5 falan atınca busla basılıyor. Busla falan basmak da istemiyorum ya. Bus harcamak istemiyorum onlara basmak için. Geçen 70 quest'i yaptım. Basarken bir 20M yaktım. Kötü oldu. Yani bankamın son durumunu da görmek istiyorsanız bankanın son durumu bu şekilde. Şöyle göstereyim. Bunlar artı 7 arkadaşlar. Şöyle. Artı 1 iron ball'lar. Şunları atalım. Şöyle görüyorsunuz. Şurayı da. Şurayı da atalım. Bankanın son durumu da bu şekilde arkadaşlar. 2 GB nakitimiz var. Hala bu geniler duruyor. Bu şekilde kasmaya devam ediyoruz. 7 FP setimizi de andirime giydireceğiz. O yüzden satmayacağız. Evet arkadaşlar videoyu bitirelim artık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dediğim gibi lütfen beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.